Merhaba sevgili aslanlar. Selamlar sevgili aslanlar. Nasılsınız, iyi misiniz? 2014 yılında aşk hayatınızla ilgili bazı gelişmeler var. Biraz da yılın ikinci yarısı harika. Evet sevgili ama aslanlar. Evet minik kediler ama yılın ilk yarısında da bazı gelişmeler var derim Demet. Ne diyorsun? Evet yılın ilk yarısı özellikle belki daha önceden başlamış olan ilişkilerde yeni adımlar atılabileceği, yeni kararlar alınabileceği zamanlar var. Yani uzun vadeli ilişkiler adına özellikle Ocak sonundaki yeni ay. 30 Ocak. Evet, 30 Ocak yeni ayı aslanlar için ilişkilerle ilgili konularda yeni adımlar ortaya çıkarabilir. Bunun yanı sıra yılın ikinci yarısı Jüpiter'in aslana geçmesi tabii ki aslanlar için her konuda şansları arttıracak. Vallahi yılın ikinci yarısında, bu Temmuz ayının ikinci yarısında, Temmuz ayının ilk yarısından itibaren 2015'in Ağustos'una kadar öyle bir dönem yaşayacaklar ki pek çok aslan burcu evlenecek. Evet. Pek çok aslan burcu hayatının eşiyle karşılaşacak. Uranüs'ün de etkisi var orada. Ani tanışmalar, beklenmedik tanışmalar, yıldırım aşkları. Evet. Biraz da bu 15 Nisan haftası, bahar ayında çok fazla, 25 Temmuz haftası çok çok güçlü ki Venüs'ün aslana girdiği bir dönem de var ki o çok çok ilginç bir dönemdir. Bu aslan burcunda Jüpiter'le çok güzel bir gezegen açısı 25 Temmuz'dan itibaren başlıyor. 13 Ağustos'ta 6 Eylül arası Venüs aslan burcunda. Aslan burcuna pek çok konuda sevgi ilişkileri, aşk hayatı, tanışmalar, yeni birliktelikler bu konularla ilgili inanılmaz büyük faydalar sağlıyor gerçeği söylemek gerekirse. Burada bir tane 15-19 Ağustos arası var ki bu bizim için çok önemli derim Demet. Sen ne diyorsun? Ben bir de yılın sonlarına doğru Aralık ayına dikkat çekiyorum. Aralık ayı da gerçekten hem eğlenceli hem sosyal hem aşk alanında büyük fırsatlar çıkarabilir. Zaten 5 Aralık'ta Venüs üçgen Jüpiter'i var. 15 Aralık'ta Güneş üçgen Jüpiter'i var. Ve 18 Ağustos'ta yani Venüs kavuşumu Jüpiter. Bakın büyük aşk demektir. 15-21 Ağustos arası pek çok aslan burcu için pek çok değerlerde fazlasıyla karşılaşabileceklerini gösteriyor. Bir de 24 Aralık 2014'ten sonra Satürn'ün de zaten Yay burcu üzerine gelmesiyle Jüpiter ile Satürn arasında ve Uranüs arasında bence artık grand trinler var. 2014'ün o yorgun dönemleri bitecek. 2015'ten itibaren o grand trinler başlayacak. Hayatımızda büyük değişimler başlayacak ve güzel günler de gelecek. Yılın ilk yarısı için 30 Ocak ve takip eden 2 hafta Merkür'ün retrosu Kova burcunda bir aşk gündeme gelebilir. Çok önemsemeyin, geçin onu diyoruz. Temmuz'un ilk haftasıyla beraber de Aslan'ın dönemi geliyor. Sevgiler. Hoşça kalın. Güle güle.